Merhaba sevgili izleyiciler. Mahalle muhtarlarıyla gerçekleştirdiğimiz söyleşilerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu anda yanımızda Şirinyalı Mahalle Muhtarı Mehmet Hakan Kurt var. Mikrofonu kendisine uzatıyoruz. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Mart 1977 Antalya'da doğdum. İki çocuk babasıyım. Bir oğlum, bir de kızım var. 28 Mart 2004 yerel seçimlerinde halkın oyuyla seçildim. Daha önce 1982'den 2004 yerel seçimlere kadar rahmetli babam yapıyordu. Halkın oyuyla değer alıp devam ettim. Babadan gelme bir mesleği devam ettiriyorsunuz ve muhtarların da bizim hayatımızda, muhtarların ve muhtarlıkların da bizim hayatımızda çok ayrı bir yeri var. Valilikleri, belediye başkanlıklarını saymazsak eğer sizin de önemli olduğunu düşündüğümüz bir vazifeniz var. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Tabii mahalle sakinleri her türlü sorunu bize bildiriyor. Örnek veriyorum, sokak aydınlatma direklerinin yanmadığı zaman bize bildiriyor. Asfaltta çukur oluştuğu zaman bize bildiriyor. Her türlü aksaklıkları bize bildiriyor. Biz de gerekli mercilere konuları iletiyoruz sorunların çözülmesi anlamında. Genelde de çözülüyor. Herhangi bir sorun yaşamıyoruz. Şirinyalı Mahallesi denildiğinde sorunlar çok göze çarpmıyor ama sizin de mutlaka gözlemlediğiniz talep, istek ya da öneri şeklinde dile getirebileceğiniz şeyler var mı? Tabii ki var. Sayın Başkanımızla da görüştük. Kapalı pazar sorunumuz var. Bir de lise alanımız yok. Onun dışında herhangi bir sorunumuz yok. Bu taleplerinizi ilgili mercilere ilettiniz mi? İlettiyseniz nelerle karşılaştınız? İlgili mercilere ilettik. Genel anlamda herhangi bir sorun yaşamadık. Ama dediğim gibi Yeşilbahçe mahallemiz olsun, biz olsun, Fener mahallemizde Borsa Ticaret Lisesi var. Bir genel anlamda lise sorunumuz var. Kapalı pazarımız nasip olursa tamamlanacak, yani üzeri kapanacak. Onun sözünü aldık Sayın Başkanımızdan. Sokak aydınlatma direklerimizin bazı bölümlerinde hiç aydınlatma direği yok. Onları bildirdik. Önümüzdeki 2016 yılı içerisinde o sokak direklerin tamamen bitip ondan sonra toplu halde sıcak altı komple her tarafını tamamlanması gerekecek. Öyle bir durum söz konusu. Şirinyalı Mahallesi Muhtarı Mehmet Hakan Kurt'la görüştük. Bir sonraki programda görüşmek üzere.